kıymetli misafirler. SETA Vakfı tarafından düzenlenen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay'ın sahneye teşriflerini arz ediyorum. Avrupa sadece Avrupa Birliği değil, Türkiye'nin de içinde olduğu büyük bir kıta ve onu çok samimiyetle söyleyeyim. Avrupa Birliği eğer ileride Rusya, ABD ve Çin arasında bir kutupsal güç olarak sivrilecekse bunu ancak Türkiye ile yapacağı işbirliğiyle olabileceğini çok net bir şekilde söylüyorum. AB ilişkileri uzun bir geçmişi var ve bu ortak coğrafyamızın güvenliği, istikrar ve refah açısından da önem taşıyor. Türkiye'nin çok taraflı politikasında Avrupa Birliği'nin yeri büyük. Ama bu stratejik hedef olduğunu en üst düzeyde de söylüyoruz. AB ülkemize yaklaşımında bu uzun sürmesinin sebebi de stratejik bir bakış açısında bir eksiklik var. Avrupa diyor çeşitli dönüm noktaları yaşar ama bu dönüm noktalarında da hep dönemez. Dönüm noktalarında doğru dönüşleri yapmadığı zaman bambaşka bir yere gidiyor. Avrupa Birliği'nde bu genişleme stratejisi ve Türkiye raporu en son gündemdeydi. Burada da bir Türkiye ülkemizle ilgili olumlu ifadeler olsa da sonuçta böyle bir ilerleme sağlayamadılar. 15 Temmuz 2019'da bazı önlemler aldı Avrupa Birliği. Bu aldığı önlemler Libya, Suriye ve işte Doğu Akdeniz'le bağlantılıydı. Ben ayrıntısına girmeyeceğim ama bu üç konuda da gelişmeler Türkiye'nin haklılığını ve bu konudaki politikalarındaki doğruluğunu gösteren nitelikte oldu. Avrupa Birliği'nde bir yön eksikliği var. Ama bu yön eksikliği şu şekilde işte Macron çıkıyor, NATO beyin ölümü geçirmektedir diyor, yaşamaktadır diyor. Sonra oturup bir stratejik pusula hazırlıyorlar. Ama bu stratejik pusula ve şey tam olacakken Ukrayna'da olanlar NATO'nun da fazla ölmediğini gösteriyor. Pusula hazırlandı. Pusula da Türkiye'ye gereken ihtimam, önem yine gösterilmedi. Pusulayı hazırlayanlarla bir toplantı yaptık. Kendilerine dedim ki gayet hazırlamışız ama bir Türkiye, sanki haritada bir Türkiye yok gibi gözüküyor. Bu nasıl oluyor diye sordum. Yok dediler, biz hani böyle önceliklerimizi verdik. Bizim kampasımız bunu gösteriyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK terörüne karşı mücadele ederken şehit olan askerlerimize, Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin AB üyelik serüveni Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun, AET'nin 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre önce başladı. 31 Temmuz 1959'da bu ortaklığa başvurdu bulunan Türkiye'nin AB sürecinin sonradan değiştirilen ismiyle AB üyelik sürecinin yaklaşık 60 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç tabii ki Türkiye'nin kararlılığıyla bu noktaya geldi. Bu uzun süreç içerisinde birbirinden farklı aşamalardan geçildi. 1963 tarihindeki Ankara Anlaşması önemli bir başlangıçtı ama bu anlaşmanın 2005-2006'daki müzakere süreci başlamasından sonra durması elbette taraflar açısından olumsuz bir gelişme olarak ortaya çıktı. Bu anlaşmanın 28. maddesinden açıkça anlaşılacağı üzere Türkiye'nin AET ile başlayan ve AB olarak yeni haliyle devam eden bu arayışı bir tam üyelik arayışıdır. Türkiye bütün bu süreçte stratejik olarak tam üyelik hedefini devam ettirmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinin inişli çıkışlı ve belirsizlikler içerisinde olduğu dönemlere rağmen, zaman zaman da yaşanan türbülanslara rağmen bu perspektifin korunmasını değerli buluyoruz. Son 10 yılda Türkiye'nin PKK, YPG, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda yürütmüş olduğu mücadelenin, yine Suriye'deki iç savaşın mağduru olan sığınmacılar konusunda izlemiş olduğu insani politikanın AB içerisinde bir takım çevrelerce ne yazık ki anlaşılamadığını görmekteyiz. Bazı Avrupa başkentleri Türkiye'ye karşı ve Türkiye-AB ilişkilerine zarar veren bir tavır takınmıştır. Tüm bunları
Covid-19 küresel salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi olumsuz gelişmelerle birlikte düşündüğümüzde iki taraf için de üyelik gündeminin ikinci plana itilmiş olması ve Ankara-Brüksel ilişkilerinin durma noktasına gelmiş olması gözlemlenmektedir. Şunu belirtelim ki AB ile üyelik perspektifinin olmadığı bir işbirliği türünün Türkiye açısından pek de getirisi olmayacaktır. Maliyetlerin de yüksek olduğu değerlendirilebilir. Üyelik perspektifinin netleşmediği bir ortamda ne Türkiye AB ile ilişkilerinde motivasyonunu muhafaza edebilir ne de AB çözülmeyi bekleyen birçok konuda Türkiye'yi olması gerektiği gibi kendi yanında bulabilir. Türkiye ile AB ilişkilerinde rekabet değil, birlikte kazanma amaç olmalıdır. AB'nin küresel sorunlarla baş etmekte aslında beklenen liderliği gösteremediğini ve kendi içerisinde sorunlar yaşadığını görüyoruz. Yeni meydan okumalar önümüzdeki dünyanın gerçekliğidir. Türkiye'nin yükselen bir bölgesel güç olarak, küresel etkilerde bulunan bir bölgesel güç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Ukrayna'daki tahıl koridorundan şimdi Gazze'de garantörlük teklifine kadar birçok krizin çözülmesine katkı vermeye çalıştığını biliyoruz. Türkiye'nin etkin dış politikasıyla Afrika'dan Kafkaslara, Karadeniz'e, Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya Körfez'e kadar birçok alanda birlikte kazanma perspektifi sunabilecek bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Saygıdeğer Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem stratejik boyutu... Türkiye'nin o eski Türkiye olmadığı, kıyafetini değiştirdiği, biraz daha bu gelişmesiyle yeni bir alan aradığı, bu alanda da Avrupa Birliği ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu görüp ona göre davranmasını bekliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini Anglo-Sakson'la nasıl karşılıyoruz? Olumlu mu, olumsuz mu? Herhangi bir engellemeleri söz konusu. Sevgili katılımcılar, Dışişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Kemal Boza'ya hep birlikte teşekkür ediyoruz. Bir 5 dakika aramız var. Sonra panelde devam.